Merhabalar. Şimdi yağın üretimin 5 temel ilkesinden kısaca bahsedelim. Aslında minik minik daha önceki derslerde de dokunduk ama şöyle bir tekrar olmuş olsun. Değeri tanımlamak. Yani hep katma değerli işi tanımlayacağız. Tamam mı? Çünkü katma değeri olmayan şeye müşteri para vermiyor. Mesela ne olabilir? Iskarta parça. Hani 10 adet deminki örnekten gidelim. İşte bir alüminyum gövdeye bir delik deliyoruz matkapta. Diyelim ki 10 taneden 9'u okey, bir tanesi not okey. O bir tane not okey, yani uygun olmayan parçanın parasını biz almıyoruz müşteriden. Dolayısıyla biz katma değerli işlerimiz, ki hani ben mesela ıskarta çok büyük bir örnek verdim. Mesela bir operatörün diyelim ki delik deliyor adam. Efendim şuradan şöyle delik delme operasyonu burası. Burada da malzeme alacağı yer. Yani şu gitme gelme mesafesi bile mesela bir ekstra bir yürüme, ekstra bir hareket, değil mi? Biz bunu müşteriden almıyoruz. O yüzden ona katma değerli iş demiyoruz. Bizim için değer teşkil eden bir iş değil. Tamam, ve bu yüzden ihtiyacı karşılayan, yani müşterinin para vereceği ürün ve hizmeti tasarlıyoruz. Tamam. Değer akışı haritalaması. Değer akışı haritalamasını anlatacağız ileriki derslerde. Burada sizin mesela şimdi diyelim ki birinci gününüz, başladınız ve bir yalın dönüşüm yapacaksınız. Şimdi orada o işi genel hatlarıyla bir görebilmeniz lazım. Hani big picture, hani büyük fotoğrafı görmek falan diyoruz ya. O fotoğrafı görmek için de işte değer akış haritalaması yaparak nerelerde çok bekliyorum, nerelerde dar boğazım var, nerelerde kayıplarım var. Ama malzeme temini ile alakalı, iç taşıma ile alakalı, kalitesel problem. Mesela o değer akış haritasında diyelim ki ıskarta ile alakalı, parçanın kalıba yanlış yerleştirilmesi ile alakalı. Diyelim ki mesela bir ultrasonik yapıştırma işlemi var. Yani iki tane plastik parçayı bir kalıbın içine koyuyorsunuz. O kalıbı böyle İşte saniyede bilmem kaç bin kez titreştirdiğinizde o plastik eriyip birbirine yapışıyor. Biz bunu ultrasonik kaynak diyoruz. Plastiklerin ultrasonik kaynağı. Eğer o kalıp, o parça, o kalıp kalıp gövdesinin içine o plastik parça doğru oturtmazsanız bu sefer doğru bir bağlantı yapamıyorsunuz, değil mi? Şimdi ben eğer değer akış haritalaması yaptığımda o proseste çok yüksek bir ıskart adeti görüyorsam, bu sefer ne olacak? Benim girdim ve çıktım arasında bir dengesizlik olacak. Yani 10 parça veriyorum, 7 geliyor. O zaman benim 10 tane sipariş adedini yetiştirmem için de bu sefer yani ıskartıyı çözemezsem diyorum, daha fazla üretmem lazım. Onu çözmek için de o büyük fotoğrafı görüp biz diyeceğiz ki burada bir poköke yapalım. Ne yapalım? Yani özür dilerim, parçanın kalıba yerleştirilmesini operatörden bağımsız hale getiren bir sistem yapalım. Yani hata almayacak sistem yapalım. Mesela sürekli bir akış oluşturmak. Yani üretimden, yani örneğin işte saç parça üretiyoruz. Saç parça bantın girişinden nakliyeye kadar parçaların, işlenmiş parçaların tıra konulmasına kadar bir bant sistemi. Yani bekleme olmayan. Çünkü ne dedik? Bizim yaklaşımımız neydi? Müşteriye katma değerli bir iş sunacağız. Katma değer, yani müşterinin para vermediği işler bizim için kayıptı. Yani neydi? İşte sacı getir koy efendim, bir ay orada dursun. Müşteri o duruş, yani o stok maliyetini ödüyor mu? Onun parasını veriyor, vermiyor. Müşteri son ürünü alıyor. Ben diyor bu kaleme işte ben para veririm diyor. Ama o kalemin efendim plastik ham maddesini senin üretim planını, programını yanlış yaptığı için 2 ay stokta tutmuşsun, onun parasını vermiyor. O yüzden sürekli akış oluşturacağız. Stoğa üretimli değil, siparişle tetiklenen, yani çekme sistemi, itme değil, çekme sistemi. Yani sipariş geldi. A sipeğinden işte 100 adet, B ürününden 200 adet, C ürününden. Bu sefer bunu yapmamız için de mesela diyelim ki böyle bir talep var. Değer akış haritalamasını işte yaptınız. Hani o şeyi görüyorsunuz. Fakat bu sefer sizin kalıplarınız, mesela diyelim ki plastik enjeksiyon tesisi, hızlı kalıp değiştirmeniz lazım. Bu sefer ne yapacaksınız? Simet. Yani hızlı bir şekilde kalıplarınızı değiştirebileceğiniz sistemler.
Yalının bir aracını kullanıp orada iyileştirme yapacaksınız. Tamam mı? Ve mükemmellik yani şu sürekli iyileştirme yaklaşımı. Yani dedim ya efendim ham maddenin beklemesini süresini azaltıp efendim işte o Toyota'da şeyi izledik ya mesela adam yani bir videoda işte bir sürü insanlar çalışıyorlar efendim giysileri var. O giysilerin astıkları yerler eğer oraya çok uzun yürüyorsa gidiyorsa onların azaltılması. Yani kalıpsal bir üretimde ya özür dilerim kalıpsal bir iyileştirme de Kaizen efendim adamın ceketini astığı yer çok uzaktaysa bir saat yürüyorsa o da Kaizen. Tamam mı? Yani olay bu sürekli iyileştirme. Şimdi yine çok kısa bir video izleyelim.